Haydar Hoca o karanlığı yaran, yıkan bir ışıktı. Ne hatırınıza geliyor? Dostluk, kardeşlik, arkadaşlık, vefa, cömertlik. Özüne özgü, özgün. Bozgunda fetih düşleri gören adamdır. Bütün hayatını son nefes için planlayan bir insandı. Atatürk vatandır dedi. Bundan güzel, bundan kıymetli bir söz olamaz. Bir bakışıyla bulunduğu iklimi değiştiren insan. Gönül insanıydı hocam. Baba devlet anlayışına sahip mükemmel bir babaydı. İnsan. Ömrü hep ezber bozmakla geçti. Gerçekleri cesurca, mertçe ve en doğru şekilde ifade edebilme hassası. Birlik ve beraberliğin ete kemiğe bürünmüş hali. Baba adamı, babamızdı. Hoca Atatürk'tür. Bütün bunları hülasa ettiğinizde tarife sığmayan bir insan. Üniversite yıllarından itibaren siyasetin içinde olan Profesör Doktor Haydar Baş için 2001 yılı yeni bir sürecin başladığı yıl olur. Haydar Baş siyasi yolculuğuna kendi partisiyle devam etme kararı alır. Partinin adı Haydar Baş'ın siyaset yapmadaki amacını özetler. Bağımsız Türkiye Partisi. Haydar Baş'ın partisini kurduğu dönem, dünya içinde yeni bir sürecin başlangıcı olur. Tarih 11 Eylül 2001. ABD'nin New York kentinde bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kuleleri, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tüm dünyanın gözü önünde uçak saldırıları sonucu yerle bir edilir. BTP'nin kuruluşundan 14 gün önce gerçekleşen bu olayın ardından dönemin ABD Başkanı George Bush, Haçlı Seferi başlatıyoruz der ve sonradan adı Büyük Orta Doğu Projesi olacak olan Kanlı Plan'ın startı Afganistan işgaliyle verilir. Bu işgal projesini planlayanlar Büyük Orta Doğu Projesi'nin düğmesine basmak istiyorlardı. Ve bunun için de çok güçlü, kendi halklarını da ikna edecek, dünyayı da bir şekilde efendim ben şu gerekçeyle bu işi yapıyorum diyecekleri bir sebep oluşturmak istiyorlardı. Ve 11 Eylül saldırıları gerçekleştirildi. O dönemin başkanı Bush'un da ifadesiyle Crusade, yani günümüzün Haçlı Seferleri'nin de düğmesine basılmış oldu. Bu tarihi olaylar sırasında Türkiye'de olağanüstü günlerden geçmektedir. 28 Şubat'ın sancılarının devam ettiği süreçte ağır bir ekonomik kriz de söz konusuydu. Ülkede tüm işaretler erken seçimi gösterirken, Şubat 2001 krizinden yaklaşık 7 ay sonra 25 Eylül 2001'de Bağımsız Türkiye Partisi kurulur. Profesör Doktor Haydar Baş öncülüğünde ama Profesör Doktor Ata Selçuk'un genel başkanlığında kurulan Bağımsız Türkiye Partisi kısa süre içinde bu kritik sürecin en önemli aktörlerinden biri haline gelir. Sana genel başkanlık görevini veriyorum dedi. Partiyi kuracaksın dedi. Ben de baş üstüne dedim.
Biz kurulduğumuzda 41. partiydik. Siz yelpazenin neresindesiniz dediler bana. Ben de dedim ki sapındayız. Hani mana olarak şudur. Yelpaze dediğin tüyler de temsil edilir. O tüyler de partileri temsil ediyor. Ama her biri dökülebilir bunların. Ama sapı sabittir. Biz onun sapıyız. En sağlam yeriyiz de manasındaydı. Kuruluşumuzu Profesör Doktor Ata Selçuk Hoca ile beraber yapmıştık. Yolda Sayın Rahmetli Ali Gedik Hocamızı gene başkanlığa getirdik. Bir süre eğitimci Ali Gedik'in de genel başkanlık koltuğunda oturduğu BTP'de Profesör Doktor Haydar Baş 18 Ağustos 2002'de yapılan Büyük Kongre ile resmen genel başkan seçilir. Yeni bir güneş doğuyor. Bağımsız Türkiye güneşi doğuyor. Mustafa Kemal'in güneşi doğuyor. Mustafa Kemal'in güneşi. Bağımsızlık güneşi. Bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal'in güneşi doğuyor. O asker Mustafa Kemal, buradaki hoca Mustafa Kemal. Profesör Doktor Haydar Baş liderliğinde etkin bir çalışma ortaya koyan BTP, Türkiye'nin dört bir yanında mitingler, salon programları düzenler, projeleriyle adından söz ettirir. Türk'ün etrafında Türk milleti nasıl bir araya geldi, bağımsızlığını, iktidarını elde ettiyse bugün de hep beraber bir araya geliyoruz. İkinci Kuvayi Milliye ruhuyla bağımsızlığımızı, iktisadi gücümüzü, cihan devleti olma azmimizi dünyaya ilan ediyoruz. Bugün şayet zillet ile İzzet bulmaya teşebbüs eden kardeşlerim varsa ayıksınlar, ayıksınlar, ayıksınlar ve bu millete güvensinler. Bağımsız Türkiye, bağımsız Türkiye. Kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra seçimle yüz yüze kalan BTP bu kısa süre içinde yurt genelinde teşkilatlanmasını tamamlar ve seçime girme hakkı kazanır. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız teşkilatlandırma başkanı olarak bendenizi görevlendirdi. İl başkanı olarak teşkilat kurma görevi vereceği şanslarda arayacağınız yegane vasıf vatanın bölünmez bütünlüğü konusunda kararlı olan herkese bu görev verebilirsiniz buyurdu. Bu süreç 40 günde tamamlandı. Yani Bağımsız Türkiye Partisi Kuvay Milliye mantığıyla dışarıdan 5 kuruş para almaksızın bir genel seçime girecek teşkilatlanma sürecini tamamlamış oldu. Seçim süreci hareketli geçer. Parti teşkilatları Türkiye'nin dört bir yanında insanüstü gayretlerle büyük bir çalışma yürütür. Profesör Doktor Haydar Baş seçim meydanlarında Türk halkının daha önce hiç duymadığı sosyal devlet projelerini halka anlatır. Memleketimin meselelerini 24 saatte halledecek projelerle geliyorum. Ama bunun bir şartı var. O şart da şu: Bağımsız Türkiye Partisi tek başına iktidar olması lazım. Var mısınız? Bağımsız Türkiye Partisi Türk siyasi hayatında bir milat. Çünkü Profesör Doktor Haydar Baş o güne kadar siyasi tarihimizde görülmeyen çok sayıda yeni ilkeyi, prensibi, çıkışı, projeyi 3 Kasım 2002 seçimlerinden önce Türk halkıyla paylaşmıştı. Bunlardan bir tanesi mesela
madenlerimizin millet devlet işbirliğiyle işletilmesiydi. Bir başkası işte kadınlara, çocuklara, ev hanımlarına maaş verilmesiydi. Vatandaşlık maaşı gündeme getirmişti. Teşkilat çalışmalarında en temel ortaya koyduğu felsefe iki maddeyle özetlenebilirdi. Samimiyet ve disiplin. Dolayısıyla partiyi kurduğu gibi Haydar Hocam o zamanlar çok müthiş bir şekilde kolları sıvadı. Artık bize o saatten sonra ta ilk seçime kadar, 3 Kasım 2002'ye kadar nefes almadan yürüyen bir süreç başladı. Türkiye çapındaki seyahatlerinde Güneydoğu'yu olsun, efendim Ege bölgesine olsun, Marmara bölgesine olsun bütün seyahatlerinde korkunç bir çalışma ortamına girdik tabii. Bu arada sayısız miting planladık. Hep bize söylediği şuydu. Evinize gitmeyeceksiniz, 24 saat uyumadan çalışacaksınız. Onun çalışma metodu buydu. O yüzden ben onun gibi teşkilatçı bir insan tanımadım açık açık söyleyeyim. Bu yapılan çalışmalarda seçim otobüsünü ben kullanmıştım. İlk o şeylerde heyecanıyla beraber birçok ilin mitinglerini organize ettik, düzenledik ama bütün bunların en ince teferruatına kadar hepsinin planlanması hocamızın öngörüleriyle, onun çalışmalarıyla yönlendirmesiyle olmuştur. Diyebilirim ki Türkiye'de ulaşmadığımız insan kalmadı. Dağ, taş, ben, beldeler, en küçük yerler, köyler, kasabalar. Yani bu tabii müthiş bir organizasyon ile beraber oldu. Bağımsız Türkiye Partisi 2002 seçimlerinde 28 tane ilde miting yaptı. Daha kurulalı bir seneyi tamamlamamıştı. Ama 28 tane ilde birebir sahalarda çalışarak büyük mitingler organize etti. Ve hakikaten de çok büyük bir ilgi alaka, çok büyük bir sahiplenme gördü. Başkanlık diye vardı. Bizi gençlik kolları başkanlığına atadı. Pilot bölgelerde önce gençlik teşkilatımızı seçtik. Ardından bu illerde biz organizasyonlar yapmaya başladık. Organizasyonun amacı neydi? Oradan Türkiye'nin geleceğini, yürütecini oluşturmak, o gençleri oradan almaktı. İşte daha sonra biz mitingleri bu gençlerle yaptık. 3 Kasım 2002'de halkın önüne sandık konur. Koalisyon ortaklarının tamamının baraj altında kaldığı seçimlerden AK Parti tek başına iktidar, CHP de ana muhalefet olarak çıkar. 2002 seçimlerinin sonucunda %45'e yakın oy verilmiş, oy heba oldu, parlamentoda temsil edilemedi ve böylelikle genel oyların 1/3'ünü alan bir siyasi parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde %65'le, yani adet 1/3'üyle temsil edildi. Anayasayı bile değiştirecek bir çoğunluktu bu. Parti sandıktan istediği sonucu alamaz. Ancak Profesör Doktor Haydar Baş eskisinden daha yoğun ve kararlı bir şekilde çalışmalarına devam etme kararı alır. Benim çocukluk yıllarım, 11-12 yaşında bir çocuk ne kadar üzülebilir? Biz evde yas tuttuk, matem vardı, hiç unutmam. Babam da ne hikmetse her seçim günü, seçim sonuçlarının açıklanmaya yakın saatler, biraz uyumaya geçer. O gün de aynı şekilde, sahneyi unutmam yani. Uyudu, uyandı, biz tabii çok üzgünüz. O bize dönüp, ne üzülüyorsunuz dedi. Biz üstümüze düşeni yaptık. Ve biz bunu oy almak için yapmadık. Biz insanımıza, milletimize, vatanımıza hizmet etmek için yaptık ve hizmetimize devam edeceğiz dedi. En nihayet Haydar Baş Bey'in riyasetindeki Bağımsız Türkiye Hareketi bu millete hizmet etmek için, Allah rızası için bu yola girmiş insanlardır ve hiçbir karşılık beklemeden bu yoldan insanlardır. Haydar Baş Bey'in de bu hareketin başındaki insan olarak tek bir gayesi bu olduğu için, millete, memlekete, devlete hizmet amacı taşıdığı için, Allah için de bunu yaptığı için, bu manada evet her ne kadar sonuçlar kötü gelse ve buna da insan olarak üzülse bile hiçbir zaman bakarını ve duruşunu bozmadı ve vazifesini yapmış insanın onuruyla, şerefiyle ayakta durdu. Ve bütün teşkilatlara da, arkadaşlara da şunu yaptı, hemen çağırdı herkesi. Trabzon'da büyük toplantı organize ettik.
aynı duygularla arkadaşlarımız hitap etti. Hepsine de bu duyguyu aşıladı. En nihayetinde siz vazifenizi yaptınız, çalışmalarınızı yaptınız, elinizden geleni yaptınız. Ama bu millet efendim tercihini bu şekilde kullandı. Dedi ve olayı kapattı. Ve ondan sonra arkadaşlar, bundan sonra biz daha da çok çalışarak bu vazifemizi daha da ileri taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz diye bize talimat verdi. Ve biz de o şekilde yola çıktık. Hocamız bizi topladı. Evladım buyurmuştur, ben bir kişi bu yola çıktım. Ben bu yola tek kişi olarak çıktım. Ama bakın, biz 100.000 oy aldık. Dün bir kişiydik, bugün 100.000 kişi olduk demiştir. Ha, o zaman biz anladık ki biz kaybetmemişiz. Daha sonraki dönemlerde yaptığımız siyasi çalışmalarda, yurt gezilerinde şunu gördük. Nereye gidersek gidelim, mesela bir köye gidiyorsunuz, bir beldeye gidiyorsunuz. Adam kim geldi? Bağımsız Türkiye Partisi geldi. Size kucak açıyor. Ha diyor ki hemen bizim Haydarbaş'ı çağıralım diyor. Meğerse her köyde bir Haydarbaş oluşmuş. Her mahallede bir Haydarbaş oluşmuş. Niye? Hocamızın Kuvayi Milliye ruhunu ruh olarak kabul etmiş. İçine sindirmiş. Biz seçimle çıktık. Biz tabii demoralize olduk. Bizi çağırdı. Bizi öyle motive etti ki biz bir hafta sonra biz tekrar seçim startı varmış gibi, yarın seçim varmış gibi çalışmalara başladık. Ve şunu bize söylemişti. Oğlum biz bu seçimde kaybetmedik, biz bu seçimde kazandık dedi. Kaybeden milletti dedi. ...2002 seçimlerinin ardından ABD, Irak işgali için düğmeye basar, kritik ülke Türkiye'dir. 1995 yılında ABD'den gelen teklifi elinin tersiyle iten Profesör Doktor Haydar Baş, bu süreçte de milli duruşundan taviz vermez ve hem Türkiye'yi hem de İslam dünyasını bekleyen tehlikeleri her platformda anlatmaya devam eder. Büyük Orta Doğu projesi, İslam dünyasının imhası projesidir. Şimdi yapacakları iş ne biliyor musunuz? 22 İslam ülkesi üzerinde ne kadar kaynak var onları ele geçirmek ve insanını imha etmektir. Profesör Doktor Haydar Baş Bey büyük bir direnç ortaya koymuştu. Oyunu ortadan kaldıracak, tezgahı bozacak ne varsa son nefesine kadar televizyon programlarında, sohbetlerinde, konuşmalarında, hani 3 yaşındaki çocukla da bir araya gelse, 70 yaşında bir insan da bulunsa, feryadu figan, bu bir büyük bir oyun, bu büyük bir tezgah. Türkiye'yi işgale geliyorlar, Orta Doğu'yu işgale geliyorlar. İçeride oynanan büyük bir tiyatrodur. Bu oyuna gelmememiz gerekiyor. Göreceksiniz, asker de kaybedecek, dini kurumlar da kaybedecek demişti. Dedikleri gerçekten ortaya çıktı. 28 Mart 2004'teki yerel seçimler BTP'nin ikinci seçim deneyimi olur. 2004 yılında Bağımsız Türkiye Partisi'nde Bahçeşehir Belediyesi'ne aday olduk. Seçimde milletle birebir irtibat kurduk. Yapacağımız hizmetleri. Özellikle milli ekonomi modelinin ne olduğunu insanlarımıza anlattık. Biz bunu burada uyguladığımız zaman bütün problemlerin çözüleceğini millete anlattık. Millet de bunu kabul ederek bize oy verdi ve belediye başkanı seçildik. Allah'a çok şükür ki başvurup da etmedik. Milletin bütün ihtiyaçlarını giderdik. Zaman akarken Profesör Doktor Haydar Baş ekonomi üzerine yoğunlaşır ve 80'li yıllardan beri dillendirdiği ekonomi görüşlerini Milli Ekonomi Modeli adıyla ilk kez 2005 yılında İstanbul'da düzenlenen uluslararası kongreyle dünyaya deklare eder. Milli ekonomi modeli Türk milletini, kainatın milleti, Türk devletini de kainat devleti yapmasıdır. Dünyada insanlığın tamamının karnının doyması, sırtının giydirilmesidir. Milli ekonomi modeli Türk'ün tarihine sahip çıkmasıdır. Bu
kongre hem BTP için hem de kapitalizme karşı alternatif bir ekonomi modeli ortaya çıkması münasebetiyle tüm dünya için dönüm noktası olur. İlk defa dünyaya bir modeli ilan ediyorsunuz. Türk, bir Müslüman bir Türk onun ortaya koyduğu, bütün yeryüzündeki zulmü sonlandıracak, mazlumların sığınağı, zalimlerin korkulu rüyası olacak bu tezin sahibi Türk'tü. Onun için ilk mesajı Türkiye'den bütün dünya vermiş olduğumuz. Ama burada Rusların da arayışı üst üste gelince bu tezin bütün dünya kamuoyuna yansıması çok daha kolay oldu. İlki İstanbul'da düzenlenen kongrenin ikincisi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilir. Modelin sahibi Haydar Baş, burada yüzlerce bilim adamı tarafından oy birliğiyle Nobel'e aday gösterilir. Ekonomide milat olan milli ekonomi modelini Türk dünyası ve insanlık alemine kazandırdığı için modelin sahibi Profesör Doktor Haydar Baş'ın Nobel ödülüne aday gösterilmesini teklif ediyoruz. Bu tarihi görevi yerine getiriyor ve ağzına soruyorum. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in Nobel adaylığını, ödülünü, adaylığını kabul edenler, etmeyenler topluca kabul edilmiştir. Hayırlı olsun, uğurlu olsun, teşekkür ediyorum. Bakü'de bu kongre yapılırken tabii çok sayıda bilim adamı iştirak etti. Ve orada birinci günün sonunda şu ortaya çıktı. Ya bu kongre tamam yapıyoruz ama arkadaşlar yani bu tezin sahibine Nobel ödülü verilmesi lazım. Oradaki profesörlerin o günkü çıkışlarının arkasından ikinci gün ben bir liste önüme geldi. Herkes ismini yazmış. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in Nobel adaylığını biz buradan ilan edelim diye. Ve onu okumak da bana nasip oldu. Benim oturum başkanlığımda gerçekleşmişti. Ve o tabloyu görenler bilir. Gözyaşları içerisinde insanlar ayağa kalkarak, alkışlar tutarak Nobel'e aday göstermişlerdi Profesör Doktor Haydar Baş Bey. İstanbul'dan ilan edilen milli ekonomi modeli için Bakü'den sonra bir kongrede Almanya Heidelberg'de düzenlenir. Model artık tüm dünyanın gündemindedir. 27 Şubat 2013 tarihi, modelin sahibinin ifadesiyle kapitalizmin sessiz bir devrimle tarihe gömüldüğü bir gün olur. Milli ekonomi modeli sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe gömülür. Resmi bir davet üzerine kalabalık bir heyetle Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Haydar Baş, Rusya parlamentosu Duma'da milli ekonomi modelini anlatır. Milli ekonomi modelinin en önemli özelliklerinden biri, globalizmin karşısında devletlerin ayakta durabilmelerini temin edecek formülleri içermesidir. Ülkelerin çözüm olarak kabul ettiği milli ekonomi modeli, sürekli büyümeyi temin etmesi, adil bir gelir dağılımını sağlaması, tam istihdamı temin etmesi yani işsizliği önlemesi insanlara tek kurtuluş formülüdür. Dünyaya yeni bir tezin, yeni bir dönemin başladığının ilanıdır Duma'daki konuşma. Artık tek kutuplu dünyadan bütün insanlığının kurtulduğunun ifadesidir. Açık bir şekilde kapitalizme bir meydan okuyarak ekonomik bağımsızlığını kazanmak isteyen ulusal devletlere umut aşılanmış oldu. Milli ekonomi modeli etrafında artık bir bloğun doğmasına vesile oldu bu. Rusya'dan çözüm bekleyen başta Çin olmak üzere bütün devletlere milli ekonomi modeli ihraç edildi. Milli ekonomi modeli 2007 seçimlerinden itibaren seçim gündemini de belirlemeye başladı. Türk siyaset tarihinin en etkili sloganlarından olan İş, Aş, Haydar Baş 2007 seçimlerinde ortaya çıkar. Hepiniz iş bulacaksınız, hepiniz aş bulacaksınız. Onun için ne dedik?
İş, aş bu sefer Haydar'a. İş, aş Haydar'a! İş, aş Haydar'a! İş, aş Haydar'a! Haydar Baş Bey işte o mitinglerde diyordu ki size aş vereceğim, iş vereceğim. Bir döviz çıktı ortaya Ankara Tandoğan mitinginde. Dövizde iş istiyoruz, aş istiyoruz, Haydar Baş'ı istiyoruz yazmış. Haydar Baş Bey bu bize anlatıyor. Bu seçimlerde Haydar Baş, Türk halkına ilk kez 2002 seçimlerinde anlattığı vatandaşlık maaşı, ev hanımlarına maaş gibi milli ekonomi modeli kaynaklı sosyal devlet projelerini yine siyaset tarihinde bir ilke imza atarak noter tasdikli projeler olarak halka arz eder. Bu taahhütnamenin manası nedir biliyor musunuz? Hukukçularla biz bunu hazırladık. Şayet biz bu dediğimiz rakamları vatandaşlara vermezsek yarın benim iktidarım döneminde yüce milletin tazminat davası açma yetkisine sahip olacaktır. Türkiye'de bir öğrenilmiş çaresizlik vardı. İşte yaptırmazlar ki nasıl yapacak, nasıl yapacaksınız gibi böyle şablon sorular vardı. Bu hep tabii seçimlerde bizim önümüze çıkıyordu. O da bir challenge, bir meydan okuma, bir toplumun o inançsızlığını, güvensizliğini, yeniye karşı olan hani o zihni bariyerlerini yıkıp atmak istedi. Onun bütün projeleri hakikaten çok farklıydı. Ama tabii bunların içerisinde ev hanımı maaşı özellikle çok farklı bir yere sahip. Bir de vatandaşlık maaşı. İkisinin apayrı bir konumu var. Ev hanımı maaşı aslında devrim niteliğinde bir projeydi. O ana kadar kadının evdeki fonksiyonu neredeyse reddedilme noktasındayken, hani hiç kimsenin gündeminde böyle bir şey yokken, Profesör Doktor Haydar Baş Bey, kadının evde rutin yaptığı işlerin bir değeri olduğunu bütün insanlığa anlattı. Sosyal devlet destekleri ülkedeki kadınımızın bu eşitsizliğini giderir. En önemli unsurlardan bir tanesi kadının bu şekilde güçlendirilmesi. Çünkü kadının gücü ailenin bütünlüğüyle, gücüyle orantılı. Dış politikanın ABD, iç politikanın da Avrupa Birliği tarafından belirlendiği bu yıllarda Türkiye bir yandan da adına açılım veya çözüm süreci denilen süreci yaşamaya başlar. BTP lideri Haydar Baş bu konuda da net bir tavır ortaya koyar. Tekrar ediyorum, Batı dünyasında Türk dendiği zaman hatıra ne gelir? İslam gelir. İslam dendiği zaman hatıra ne gelir? Türk gelir. Bunlar arkadaşlar açılım adı altında bu mozayı dağıtmaya çalışıyorlar. Ama biz bir olacağız, beraber olacağız. Bunlara fırsat ve imkan vermeyeceğiz. Aksi takdirde Türkiye federatif yapıya gidecek diye bölünmeye atılacaktır. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ve FETÖ. Profesör Doktor Haydar Baş'ın 80'li yıllardan itibaren uyarısını yaptığı FETÖ belası, devletin tüm hücrelerine yayılmasını hızlandırır. Yetmez ama evet sloganıyla gidilen 2010 referandumuyla örgüt yargıdaki hakimiyetini perçinler. 2010 değişikliği rejime karşı bir sivil darbe, her zaman bunu söylüyorum. O zaman merhum hocamız baş öğretmen edasıyla tek başına, bak çok önemli, o şartlarda işte olmaz ama evet filan falan değil, hiç kesin çizgisini ortaya koydu.
zaten dünyanın en sıra dışı, en omurgalı, en dik duran, eğilmeyen liderlerinden biridir. Belki en onurlu olan, omurgalı olan liderdir. O dik duruşunu orada da partisiyle birlikte Bağımsız Türkiye Partisi olarak buna hayır dedik ve kesin tavrımızı koyduk. 2011 yılında BTP açısından bir ilk gerçekleşir. Haydar Baş liderliğindeki Bağımsız Türkiye Partisi, seçime Namık Kemal Zeybek liderliğindeki Demokrat Parti ile birlikte girer. İttifak, Demokrat Parti çatısı altında gerçekleşir. Tabii hocamın aslında siyasette bu milletin menfaati için ne gerekiyorsa her türlü fedakarlığa her zaman hazır olan olduğu, bu konuda şart ileri süren, işte uzlaşmada sorun çıkaran hiçbir zaman olmadı. Başta 9 siyasi parti 2011 seçimlerinde ittifak yapacaktı. Sonra 7 siyasi parti karar aldı, beraber seçime gireceğiz diye. Sonra bu 5'e düştü, sonra 3'e düştü. En son hocam dedi ki, biz tek başına bile kalsak biz sözümüzden dönmeyiz dedi ve Demokrat Parti çatısı altında Bağımsız Türkiye Partisi ve Demokrat Parti ittifak yaptı 2011 seçimlerinde. Yani doğrusu biz aday bulmakta zorlanıyoruz. Yani yeterli adayı bulup seçime girme konusunda zorlanıyoruz. Öyle o kadar sıkıntılı bir durum ki Demokrat Parti açısından. Efendim gittim ben genel merkeze hocayla görüşmek için. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Merkezi'ne. Hocanın masasının üzerinde bir sürü dosya var böyle. Dağ gibi yığmış. Hocam bunlar ne? Bunlar aday listesi dedi. Adaylarımız hazır bizim dedi. Yani ya başka bir şey olmasa şu adaylar için bile ittifaka değer dedik. Ve böylece işte arkadaşlarımız oturdular, konuştular. Efendim ve ittifak gerçekleşmiş oldu. Bugünkü gibi seçim ittifakları tüzel kişileri koruyarak yapılamadığı için mecburen Bağımsız Türkiye Partisi adayları Demokrat Parti listesinden yer aldılar. Bursa'da da 1, 4 ve 6. sıra için anlaşılmıştı. Genel merkezimizden, Sayın Genel Başkanımızdan bize 1. sırada Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'ın ve 4. sırada Sayın Ali Garacoğlu'nun, 6. sırasında Sayın Bilal Karamsun adaylı olacağı iletildi. Demokrat Parti'nin genel merkezinde ilk ittifakın açıklanma, kamuoyuna açıklanma toplantısı yapılacak. O toplantıda hocamız bir konuşma yaptı. Diğer partinin genel başkanı da, o günkü genel başkanı bir konuşma yaptı. Fakat hocamız öyle bir konuşma yaptı ki, inanın Demokrat Parti o salonu, böyle bir coşkuyu, böyle bir birlikteliği, böyle bir hitabeti görmüş değil. Bizzat oraya gelenlerin ifadeleri bunda. Bir konuşma yaptı, müthiş bir konuşmaydı o yani, onu da unutamıyorum. Sarstı yani o salonu ve çok etkili, nefis bir konuşmaydı. Türkiye'nin temel değerleri etrafında birleşmek gibi bir ihtiyaç vardı. Haydar Baş Bey ile beraber bir seçim ittifakı oluştu. Tabii bugüne doğru, bugünden geriye doğru değerlendirme yaptığımızda bütün bu adımlar Türkiye'nin hep olgunlaşmasına bence hizmet etti kanaatindeyim. Profesör Doktor Haydar Baş, Demokrat Parti listelerinden Bursa'dan aday olurken bu süreçte genel başkan yardımcılarından Zeki Garaçoğlu da Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanlığını üstlenir. O süreçte Genel Başkan Profesör Doktor Haydar Baş hocamız Demokrat Parti listesinden milletvekili adayı oldu ve o süreçte 11 Nisan 2011'de parti bir karar alarak genel başkanlığına beni seçti. Bu süreçte de 10 aylık süreçte partinin genel başkanlığını biz temsil ettik. Türkiye'nin siyasi hayatının da hızla aktığı
Bu yılların en önemli gelişmelerinden biri, yapılan anayasa değişikliği sonucu Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine halk tarafından seçilmesine karar verilmesidir. Halk 10 Ağustos 2014'te ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gider. BTP bu seçimde CHP, MHP, DSP ve DP ile birlikte çatı aday olarak Ekmeleddin İhsanoğlu'na destek verir. Çatı aday tespit edilirken, daha isim yokken CHP Genel Başkanı Profesör Aydarbaş'ı ziyaret edip birlikte yürümek istediğini, beraber hareket etmek istediğini, fikirlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu bizzat kendisine ifade etti. Sayın Baş hem kendisi hem ekibi bir Cumhurbaşkanı adayında olması gereken koşullar nitelikli bir 8 maddeden oluşan adeta bir manifesto özelliği taşıyan bir içerik hazırlatmıştı. Partiler üstü bir kuşatıcı Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, devletin ve milletin menfaatine bir koltuğu dolduracak bir profil çizmişti. Ve bunu Sayın Kılıçdaroğlu ile paylaştı. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi de hakikaten bu çalışmadan son derece memnun oldular. Bu blok, yani muhalefet bloğu, bizim tezlerimizi hayata geçireceğine dair bir çözümle birlikte, bir öneriyle birlikte karşımıza geldiğinde doğal olarak biz bu ittifakın içerisinde yer aldık. Hocam da bu noktada görüş beyan etti. İmza törenine geçmeden önce programın yapıldığı otelin rufunda bir toplantı yapıldı. Profesör Doktor Aydarbaş bir odaya girdi. Girdiği an Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli, Sayın Mahsun Türker, hepsi ayağa kalktılar. Genel Başkanı hürmet ve tazimle, Profesör Doktor Aydarbaş bir hürmet ve tazimle karşıladılar. Ve en baş köşeye oturttular. Kılıçdaroğlu dedi ki buyurun. Yok hocam İstanbul'da siz buyurun. Devlet Bahçeli arkasından dedi ki hocama, hocam dedi sohbetlerinizi izliyoruz, konuşmalarınızı izliyoruz, büyük fez muhabbet alıyoruz, çok şey öğreniyoruz. Bu konuyla ilgili de bize bir şeyler anlatın lütfen. Hepsi sustular ve bir tek orada Profesör Doktor Aydarbaş Bey konuştu. Deklarasyonu imza attığımız gün bir araya geldik. Orada aynı zamanda Aydarbaş Bey'in partisi olarak imza attı, beraber attık, yan yana oturduk, sohbet ettik, konuştuk. Ortak bir paydada buluşma ihtiyacı vardı. Biz çok kategorik olarak isimlerden bağımsız, Türkiye'nin bir derinden nefes almaya ihtiyacı vardı. Açıkçası Demokrat Parti olarak ölçülerimizle tavır almaya gayret gösterdik. O noktada elbette rahmetle yad edelim Aydarbaş Hocamla da beraber Bağımsız Türkiye Partisi de o sürece destek verdi. Böyle bir birliktelik oldu. Projeleriyle ülke meselelerine yaklaşımıyla BTP artık Türk siyasetinin vazgeçilmez aktörlerinden biridir. 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde CHP tabanından gelen talebin de etkisiyle BTP ile CHP arasında ittifak görüşmeleri yapılır. Bu süreçte her iki parti lideri de sık sık bir araya gelir. Olumlu ilerleyen bu görüşmeler çeşitli odakların devreye girmesiyle bir seçim ittifakına dönüşmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında çok ciddi bir istek vardı. Kocaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermek isteyen sağ kesimi ya da daha farklı kesimleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye yönlendirecekti. Bunu biz de birçok Türkiye'nin en büyük araştırma şirketleriyle çalıştık. Cumhuriyet Halk Partisi de keza çalıştı. Ve süreç çok aslında doğru ve güzel ilerliyordu. Derken tam son süreçte bize bir haber geldi ve ittifaktan vazgeçildi. Söylendi. Anlaşmanın temel sebebi ne? İşte bizim partimizin
ya da hocamın bir menfaati değil de biz ülke için bir ittifak yapmak istiyorduk. Ve sonrasında biz şunu anlamış olduk ve hani bununla ilgili farklı farklı kaynaklardan bilgiler de aldık. Son anda birileri bu işe engel oldu. Tek başına seçime girmeye karar veren Haydarbaş'ın partisi BTP, milli ekonomi modelinde yer alan sosyal devlet projeleriyle 7 Haziran 2015 seçimlerine de damga vurur. Asgari ücretimiz tam 5000 Türk lirası olacak. 2, ev hanımlarına maaşımız 1500 Türk lirası olacak. Buradan sesleniyorum. Hanımlar ve asgari ücretle çalışan kardeşlerim mutlaka çalışıp bizi iktidara getirsinler. Çünkü benim elimdeki kaynaklar onların hayallerinde bile olmayan kaynaklardır. Ama Türkiye'de bunlar mevcuttur. Türkiye siyasetine Haydarbaş 2015 seçimlerinde damga vurdu. İşte asgari ücret söylemi, asgari ücret 5000 lira olacak. Olağanüstü bir söylemdi. Müthiş bir söylemdi. Çok büyük bir karşılık buldu. Bu karşılığın yanı sıra bunu yapabilecek bir inancı, bir kudreti de kendi içinde barındırıyordu. Başarılı bir seçim yılı oldu. Ama söylediğimiz gibi seçimler Türkiye'de her zaman manipülasyona açık olmuştur. Şunu hiç kimse gönül rahatlığıyla söyleyemiyor bu ülkede ne yazık ki. Halkın iradesi sandığa yansıdı. Halkın esasında gerçek iradesi Haydarbaş'tan yanaydı. Bunu nereden biliyoruz? 2015 seçimlerinden sonra insanlar bizim asgari ücretimiz yükselmeli demeye başladı. 2015 seçim yılından sonra ev hanımları ya biz evde bu kadar çalışıyoruz bizim neden bir maaşımız yok demeye başladı. 2015 yılından sonra bırakın Türkiye'yi bütün dünya evrensel temel gelir adı altında vatandaşlık maaşını konuşmaya başladı. Bunları dünyaya ve Türkiye'ye kazandıran Haydarbaş olmuş oldu. 2015 seçimlerinde ortam söylemlerimizin tamamen kabul gördüğü ve bunun da diğer siyasi partiler tarafından da dillendirildiği, yani tüm Türkiye'nin aslında Haydarbaş Bey'in 2002'de koyduğu, söylediği milli ekonomi modeli ve sosyal devlet projelerinin kullanıldığı söylemlerinin net olarak oturtulduğu bir seçim oldu. 2015 seçimlerinde biz asgari ücreti 5000 lira olarak açıklayınca tabii halk şöyle bir soru sordu. Belki de halk 30 yıldır bu soruyu sormuyordu. Ya bizim asgari ücretimiz niye bu kadar düşük? Halk aslında uyandı. Halk dedi ki yani asgari ücret 5000 lira olabilir. Ve bunu duyunca tabii bizim de yani Bağımsız Türkiye Partisi çok büyük bir ivme yakalayınca seçime giren diğer partiler aslında çok ciddi bir sınav verme zorunda kaldılar. Çünkü her yerde karşılarına asgari ücret 5000 lira olacak. Niye size oy verelim? Cevabı duymaya başlayınca bir yarış başladı. Profesör Doktor Haydarbaş Bey o dönem belki meclise giremedi ama bu halk için çok büyük bir şey başardı. Biz halktan sonra bunun geri dönüşünü aldık. Haydar Hoca olmasaydı bizim asgari ücretimiz iki katına çıkmazdı. Bıkmadan usanmadan vatan millet sevdasıyla yoluna devam eden Haydarbaş, dini ve milli bütünlüğümüze yönelik tehditleri de bertaraf etmek için var gücüyle çalışır. İslam tarihinde bir ilk olarak Ehl-i Beyt külliyatını kaleme alan Haydarbaş, düzenlediği tevhidin merkezi Ehl-i Beyt programlarıyla da yine İslam dünyasının farklı kesimlerinden alimleri aynı masada buluşturur ve mezhep çatışmasını körüklemek isteyenlerin oyununu bozar. Ben İmam-ı Azam gibi Ehl-i Beyt'i seven bir Sünniyim. Ben İmam-ı Muhammed gibi Ehl-i Beyt'i seven bir Sünniyim. Ben İmam-ı Gazali gibi Ehl-i Beyt'i seven bir Sünniyim. Ben mezhep imamları gibi Ehl-i Beyt'i seven bir Sünniyim. Profesör Doktor Haydarbaş Hocam, bu son derece yine hadisteki ifadeyle ateşin kor halini avuçlamaya denk bir davayı üstlendi. Yani Ehl-i Beyt hakikatini dillendirmek.
bu birilerini çok mutlu etti, memnun etti. Birilerini rahatsız etmesi de son derece kaçınılmazdır. Bu bir nasiptir. Ve İslam dünyasında Ehl-i Beyt külliyatı gibi bir çalışma, ikinci bir çalışma Profesör Doktor Haydar Baş Hocam'a kadar yapılmamıştır. Bu da bir nasiptir. Günümüzde Müslüman Müslüman'a öldürüyor. Kim bunlar? Allah'ın kitabını ve Ehl-i Beyt'i ölçü almayanlar. Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'in yolunu yol edinenler her zaman birlikten yana yapıcı ve düzeltici oluyor. Bundan dolayı Profesör Doktor Haydarbaş bu konuyu çok işliyordu. Bizler Ehl-i Beyt'ten uzaklaştık ve bu uzaklaşmayla işler rayından çıkmaya başladı. Profesör Doktor Haydar Baş da hakkı, gerçeği insanlara ulaştırabilmek için birçok konferanslar, seminerler düzenledi. Kendileri beni Antalya, İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirilen Ehl-i Beyt, Gadir-i Hum ve Aşura konferanslarına davet etmişti. Çok açık ve net bir şekilde ifade etmek gerekir ki, Haydar Baş'ın düzenlediği konferanslar hedefine ulaşan başarılı konferanslardı. Kısaca ifade etmek istersek, insanların çok azının hakkı söyleyebildiğini gördük. Türkiye'den Ehl-i Beyt'i bu kadar cesur, hür bir sedayla savunan bir insanı görmek, insanda öyle bir intiba uyandırıyor ki, siz o insanı seviyorsunuz. Fethullah olayına beraber tutuklu olduğumuz 1980 yılında onu söylerdi. Derdi ki, Türkiye'yi çok büyük tehlike bekliyor. Bu adama dikkat edin derdi. İnanın böyle. Ta o zamanlar söylerdi. Zaman onu hep haklı çıkarıyordu. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar da bunlardan biriydi. Dış destekli Fethullahçı terör örgütü FETÖ, hain planını o gece devreye kor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanır, halkın üzerine helikopterlerden ateş açılır, kurumlar işgal edilir. Kanlı girişim milletin dirayetiyle başarısız olur ancak günün sonunda 251 şehit verilir. Bugün ismi FETÖ olan, Fethullah Gülen'in şahsında addedilen yapının gayrimilli bir proje olduğunu 15 Temmuz'da anlayanlara rağmen muhterem Haydar Baş Bey bunu ta 97-98 yıllarında Fethullah Gülen'in Kopa'ya gidişiyle tespit etti ve ortaya koydu. Bunun bir Vatikan ve bir Amerikan senaryosu olduğunu bütün olarak görmüştü. 1997 yılında hocam İstanbul'da milli bütünlüğümüz, dini bütünlüğümüz, dini bütünlüğümüz, milli bütünlüğümüzdür diyerek ilk işareti çakmıştı. Önce fikir olarak insanları uyardı. Daha sonra yine genel başkanımızın talimatıyla, arzusuyla biz dönemin bütün siyasi parti liderlerini, kanaat önderlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve devlet erkanını uyaran raporlar yazdırdı. Onlara bu gerçeklerin anlatılmasını istedi ve bizler anlattık. Daha sonra 2000'li yılların başıydı sanırım. Yine genel başkanımızın talimatıyla şehir şehir, yaz kış demeden kendisi ya da kadrosu bizzat bu tehlikeyi anlattı. Bütün milletimize bu toprakları dar etmeye çalıştılar. Kanlı bir darbe girişiminde bulundular. Ve o darbe girişiminin arkasında kim vardı sonradan ortaya çıktı. Onlar maalesef kullanılan insanlardı. Ama bu toprakları birilerinin emrini açmak için. Onu tam baştan Haydar Hocam bu cemaatin tehlikesine karşı uyarı görevini yaptı aslında. Bağımsız Türkiye Partisi. Şimdi Türkiye'nin bağımsızlığını en öne alan bir siyasi bakış. Profesör Doktor Haydarbaş'ın en belirgin özelliklerinden biri de Mustafa Kemal Atatürk sevgisidir. Atatürk için ortaya atılan dinsiz iftirası onu çok rahatsız eder. Mustafa Kemal mümin Müslüman bir insandır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuranlar Müslümanlardır. Şimdi İslam düşmanları, İngiliz hayranları, İngiliz'in uşakları, hadi oradan be, defolun. Bu devlet bizim, bu millet bizim, bu vatan bizim, bu asker bizim, vallahi de bizim, billahi de bizim. Var mısınız? Milletimiz eğer kendisine ideal bir lider Mustafa Kemal Atatürk'ü kabul etmezse 24 saatte yok olmaya mahkum olur. Evladım dedi, ömrünü Haçlı'yı bu topraklardan İslam dünyası üzerinden atmaya adamış bir adam sıradan bir soydan gelebilir mi? Git araştır bak göreceksin. Böyle bir insanın soyu sıradan bir soy olamaz. Atatürk Ehl-i Beyt soyundandır dedi. Böyle bir done geldikten sonra soluğu o dönemki adıyla Başbakanlık Osmanlı Arşivi de aldım. İnanın öyle bir şok yaşadım ki hani bir değil onlarca kayıt var Mustafa Kemal Atatürk'ün soyunun Ehl-i Beyt'e dayandığına dair. Hemen Haydar Hocam aradım. Aradığımda hocam dedim Atatürk'ün Ehl-i Beyt sülalesinden geldiğinin belgelerini bulduk. Tabii ki dedi. Çok güzel, tebrik ediyorum dedi. Mustafa Kemal vefatından çok kısa bir süre önce soyuma dair evrakları getirin. Ve getirmiyorlar. Aslında bir nevi Mustafa Kemal Atatürk'ün yerine getirilmeyen bir vasiyeti gibi kalıyor. Bu vasiyeti neredeyse bir asır sonra Hoca Atatürk dediğimiz Haydar Hoca gerçekleştirdi. Haydarbaş Tarihler 10 Kasım 2017'yi gösterdiğinde Hoş Geldin Atatürk kitabıyla Mustafa Kemal Atatürk'ü vefat yıl dönümünde milletiyle yeniden buluşturur. Şimdi eseri aldım. Tabii onun düzenlemesi, editörlüğünü, onları organize ediyorum. Her şey bitti. Şimdi kendi kafamdan da şey düşünüyorum. Acaba ismi ne olur? Tam bunları düşündüğüm anda telefon çaldı. Evladım dedi, kitabımızın ismi Hoş Geldin Atatürk. Aman Allah'ım. Ya bir insan şimdi 1000 sayfalık bir eser kalemi almış. Zaten bütün ezberleri bozmuş. Sadece başlıkla bile hani binlerce sayfalık bir eser daha kaleme almış oldu. Türkiye'nin başkanlık sistemi ile parlamenter sistem arasında tercih yaptığı 2017 referandumunda parti tabanının serbest bırakıldığı BTP, 2018 yılında CHP ile yeni bir ittifak sürecinin içine girer. Son ana kadar süren görüşmeler olumsuz sonuçlanır ve bu ittifak yine gerçekleşmez. Kılıçdaroğlu ve parti meclisi çok ciddi bir arzusu var. Yani hocamı Profesör Doktor Haydarbaş'ı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kesinlikle bu seçimi görmek istiyoruz diye. Konu tabii hocama iletildi. Hocam şunu söyledi. Dedi ki ben bu vatan, bu millet için gereken her şeyi yapmaya hazırım. Ben dedi bu vatan için bu ittifaka tekrar razı olurum. Ama dedi ben dedi yine güvenmiyorum. İttifaklarla seçime gitme gereği ortaya çıktığında Bağımsız Türkiye Partisi'nin yer alması gerektiğini ifade ettim. Söyledim. Savunduğu fikirler, ortaya koyduğu duruş ve siyasi çizgi belki de Millet İttifakı'nı tarif eden bütün şeylere, unsurlara en iyi uyum sağlayan partilerden biriydi. Ama tabii sadece Cumhuriyet Halk Partisi yok biliyorsunuz. Başka siyasi partiler de vardı. Anladığım kadarıyla daha üst görüşmelerde maalesef o gerçekleşmedi. Hatta bunu da itiraf edeyim. Sayın Akif Hamza Çebi de aynı düşüncedeydi. Ben kendimden, kendi sıramdan bile feragat etmeyi düşündüm. Söyledim da gerekirse bu şekilde temsil edilmesinde fayda var dedim. Hoca renk katarlı meclise, mutlaka renk katarlı. Hem olgun yapısıyla, hem duruşuyla, siyasi duruşuyla. Sayın Haydarbaşı, ben Kılıçdaroğlu'yla konuştum ve
Anlaştık. Meral Hanım'la konuştum. O da memnuniyetle kabul etti. Fakat sonradan bu Saadet Partisi'nin genel başkanı demiş ki eğer onu alırsanız, onu alırsanız bu ittifaka ben çekiliyorum deyince bunlar da bu ittifakı bozmamak için o şeyi gerçekleşemedi. Üst düzey birkaç bürokratın olduğu bir ortamda bu olayı anlattım. Sizce dedim Saadet Partisi Haydar Hoca'nın hangi kimliğinden, hangi duruşundan rahatsızlık duymuştur diye sordum. Hiç beklemediğim ama çok bence tarihi bir tespitle bir karşılık buldum, cevap verildi. Dedi ki öncelikle Haydar Hoca'nın dindar kimliğinden rahatsız olmuşlardır dedi bir bürokrat. Çünkü dedi Haydar Hoca dindar, onlar dinci. Haydar Hoca'nın dindarlığıyla onların inanç anlayışı çok farklı. Onun için onlar samimi dindarların Türkiye'de öne çıkmasını istemezler. Bülent Tercan'ın kendi ifadesi, o zamanki seçimle ilgili görevli oydu. Bugün Bağımsız Türkiye Partisi'nin bu yapı içinde yer alması iktidar demektir. Ben cümlesini söylüyorum. Şimdi buradan geri dönmek, iktidarı kaybedecek olan gücün mü müdahalesiyle bu el değiştirildi? Ben hep bunu o zaman düşündüm ve Cumhuriyet Halk Partisi adına da o zaman doğrusunu söyleyeyim üzüldüm. Çünkü Atatürk'ün kurduğu bir kurumun Atatürk düşmanlığını dillendirerek, temel konu edinerek siyaset yapan insanlarca karar noktasında etkilenmiş olması Cumhuriyet Halk Partisi adına çok üzücü, çok izahı olmayan bir konuydu. İttifakın gerçekleşmediği sürecin sonunda eksiksiz aday listesiyle YSK önüne giden parti kurmayları burada kirli siyasete tepki olarak seçime girmiyoruz açıklaması yapar. Yüksek Seçim Kurulu yetkililerinin önüne masaya 550 tane milletvekilimizin listesini, evraklarını koyduk. Tam böyle alındı belgesi hazırlayacaklar, elimize verecekler. Dedik ki biz buraya geldik ama seçime girmiyoruz. Seçime girmeme kararını burada kamuoyuyla paylaşmak için bulunuyoruz dedik. Teşekkür ettik. Ardından onlar da tabii hayatlarında ilk defa böyle bir şey yaşadılar. Ardından da gerekli basın açıklamalarını yapıp ayrıldık. Yani sonuç itibariyle Haydar Başbey 2010 yılındaki demokratik krallık diye ifadelendirdiği o referandumda hayır gerekçelerinin bir uzantısı olarak ve bir sonucu olarak 2018 seçimlerinde o oyunun içerisinde yer almamak üzere partisiyle beraber seçime girmedi. 2018 seçimlerinin şöyle bir boyutu vardı. Türkiye'de 2017'de anayasa değişikliği yapıldı. Bu anayasa değişikliğiyle birlikte aslında bir sistem değişikliği değil, bir rejim değişikliği ne doğru Türkiye adım atmış oldu. Ki bu rejimin adını 2010 anayasa değişikliğinde Profesör Haydar Baş koymuştu, demokratik kral. Siyasi hayatı boyunca Türkiye'yi defalarca karış karış gezen Profesör Doktor Haydar Baş, 2018 sonrası bir ilke imza atarak sosyal medya buluşmaları düzenler. Haydar Baş, İstanbul, Ankara, Trabzon gibi kentlerde düzenlenen programlarda kendisini sosyal medyadan takip eden farklı görüşteki birçok vatandaşla bir araya gelir. Bakınız burada her siyasi görüşten arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Niye? Milletimiz birlik istiyor, dirlik istiyor, geçim istiyor, kavga istemiyor. Anıtkabir'i ziyarete giderken mutlaka abdestli gidin. Milli para ekonomi tarihinde bir defa kullanılmıştır, onu da bu fakir kullandı. 2005 yılında bu terim benimle ekonomiye girdi. Ekonomiyi çok iyi biliyorum. İyi değil, çok iyi biliyorum. İsterseniz biz 3 ayda Türkiye'yi dünyanın lider ülkesi yaparız. Sadece siyasetçi değil, çok büyük bir fikir adamıydı. Çok büyük bir fikrin önderiydi, bir liderdi. Ve insanlara bu fikri sadece siyaset amacıyla anlatmadı. Sosyal medya yemekleri bunun bir ispatıydı. Seçim yoktu,
seçim sattığında değildi. Çok kısa bir zaman önce seçim olmuştu, seçime girmemişti. Hiçbir zaman oy merakıyla siyaset yapmamıştı. Ama insanlara bir şeyler vermekten hiç geri durmadı. O yüzden insanları toplayıp onlara Atatürk'ü anlatmak, Ehlibeyt'i anlatmak, ekonomiyi anlatmak, hakkı hukuku anlatmak, adaleti anlatmak, nasıl bir millet olunabileceğini ortaya koymak, anlatmak, model bir gençliği onların önüne serebilmek. Bu noktada çalışması hiçbir zaman durmadı ve bunu yapması gerekiyordu. O yüzden sosyal medya yemekleri ortada hiçbir siyasi gelecek vaat eden bir durum yokken yapılması kararlaştırılıp hayata geçirildi. Bu yemekler aslında bir resimdi. Yani 1 milyon kişiyi temsil eden biz 10 bin kişiyle buluştuk. Emperyalizmin kurduğu baskıdan kurtulmak isteyen aklıyla, fikriyle, mücadelesiyle bir şeyler yapmaya çalışan insanlar aslında buluşmuştu. Ve buluştukları fikir Atatürk çizgisi, Ehlibeyt inancı, milli ekonomi modeli ve Profesör Doktor Haydarbaş'la beraber buluşmuştu. Ve dolayısıyla hatta o gün gece eve dönerken arabada beraberdik. Hocam şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ben bunu anlatmak istiyordum. Çünkü o farkındaydı ve bize anlatmak istiyordu. Profesör Doktor Haydarbaş Bey'in hep anlattığı bir şey vardı. Hacı Bektaş Veli bu millet 72 millet bir yaptı diye. İşte onun sosyal medya yemeklerinde biz canlı bir ayağını görmüş olduk. Profesör Doktor Haydarbaş Bey fikirleriyle, verdiği eserlerle bu milleti tekrar bir beraber yaptı. Toplantılardan birine bir arkadaşımla gelmiştim. O da hani biz Alevileri ayırmıyoruz ama ya ben niye geleyim falan filan demişti. Ya dedim arkadaşım bir gel ya yemek var. Bak Haydar Hoca bizi yemeğe davet ediyor. O geldik hatta dedim kahvaltı da yapma. Orada yemiş olalım. Tamam geldik. Ağlayarak gitti. Çünkü niye? İnsanca muamele gördü. O da herkes gibiydi. Herkes eşitlik şartları altındaydı. Biz şimdi hocamızı değerlendirirken insanlara aslında şunu da anlatmalıyız. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz. Haydar Hoca hiçbir zaman ötekileştirmedi. Ben çok mutlu ayrılmıştım oradan. Söylemem lazım. Gerçekten. Ama benim gözümde Haydarbaş parti lideri, efendim işte profesör, şu bu ama en önemli bence Atatürk ile birlikte en önemli katkılarından biri ekonomi konusunda olmuştur Haydar Bey. Bayram havasında geçen sosyal medya buluşmaları başta olmak üzere her konuşmasında milli birlik ve beraberliğe özel bir vurgu yapan Haydarbaş için ilkokul yıllarından itibaren büyük bir heyecanla katıldığı milli bayramlar çok önemliydi. Bayrak asacaksınız evlerinize. Anlaşıldı mı? Asmazsanız sonra gelir başka milletlerin askerleri kendi bayraklarını bizim evlerimize asarlar. Haydarbaş Bey bir cümle. Her zaman şunu derdi. Milli bayramlarını kutlamayanlar dini bayramlarını kutlayamazlar. Bu bir kere çok onun spot ifadesi bizim kulaklarımıza şu anda bile çınlıyor. İnsanlar bunu bilmezler. Biz Haydarbaş Bey'in evinde gece 2'lere 3'lere hatta sabah namazlarından sonra bile dağ başını duman almış gibi, efendim Plevne Marşı gibi, efendim İzmir Marşı gibi marşları okuyarak geceleri kendi aramızda ve şeyi de orkestrayı da kim yönetirdi? Haydarbaş Bey bizzat kendisi yönetirdi. Marşları bizzat kendisi başladı. Evet dini yönü çok güçlü bir insandı ama bu dini yönünü yaşarken milli yönünü de aynı güçle yaşayan bir insan. O yüzden derdi, milli bayramlarını kutlamayanlar dini bayramlarını kutlayamazlar. İşte o vatan sevgisi imandandır cümlesinin en vücut bulmuş hali eşittir Haydarbaş diye. Hocamın gözünde milli bayramları kutlamak şuydu. 19 Mayıs'ı kutlamak aslında Atatürk'ün Samsun'da hissettiklerini gençliğin hissetmesiydi. Ya da 23 Nisan'da ilk meclis açılışında biliyorsunuz Atatürk dualarla açtı o meclisi. O duyguyu gençlerin yakalaması gerektiğine inanıyordu. Dolayısıyla milli bayramları çok önemsiyordu. Milli
bayramlara olan hassasiyetiyle bilinen Haydar Baş, 2018 yılının Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da düzenlediği kutlama programında okunan andımızla da tarihe geçer. Yoğun bir tempo, yurt gezileri, konferanslar, televizyon programları, köşe yazıları, kitap çalışmaları, Profesör Doktor Haydar Baş bitmek bilmeyen bir enerjiyle çalışmalarına devam eder. Son zamanlarda biraz içine dönük bir hayatta yaşadı. Bütün o enerjinin, bütün o sinerjinin içinde biraz da içe dönmeye başladı. Bizim daha sonra algılamaya başladığımız ama bize yaşarken çok normal gelen şeyler yapmaya başladı. 50 sene önce selam verdiği adamı aramaya başladı. İşte onu buldu. Sağlığına çok dikkat ederdi. Yemeğindeki tuzu gerçekten ayarlayan, tatlı yemeye, şekerine dikkat eden bir insandı. Ama yemeğine çok tuz atmaya başladı. Biraz da inat edercesine. Hiç söylemezdi. Oğlum ben 73 yaşında oldum. Ne kadar yaşlandı, benim babam ne kadar yaşadı ki demeye başladı. Güneydoğu'yu gezdi, teşkilatlarını gezdi. Son zamanlarında herkese dokundu, herkesle selamlaştı. Çalışmalarına hiç ara vermedi ama bir şeyleri hazırlamış. Kardeşlerim, siyasetimizi biz Allah'a şükürler olsun milletimiz için yapıyoruz. Son nefesimizi imanla tamamlamak için yapıyoruz. İbadet olsun diye yapıyoruz. 14 Nisan 2020. Profesör Doktor Haydar Baş'ın 1947 yılında Trabzon'da başladığı yolculuğu yine Trabzon'da sonsuzluğa uzanır. Ölüm bedensiz hayata geçiştir. Kısaca ruhun hürriyetidir. Allah Resulü mevtül alimi ke mevtil alem buyurur. Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Bir keresinde oğlum dedi, insanlar ölümü dedi, çok farklı değer. Ölüm dedi, buradan buraya geçiyorsun, bu kadar. Ben hiç kimseyi ağlayamadım şimdiye kadar. Bak gene gözlerim yaşardı. Haydar Hoca bambaşka. Babamızı kaybettik, babaların babasını kaybettik. Bir anda ayağımızın altından toprak kaydı. Boşluğa düştük. Tabii böyle bir şeyin gerçek olmamasını düşündük. Yani bunun yalan haber olmasını çok istedik. Babamı kaybettim, anamı kaybettim, abimi kaybettim, kardeşimi kaybettim, giderimi kaybettim, dünyamı kaybettim. Hani birisi kalksa dese ki bu yalan haberdir dese, o zaman keşke. Ama hiç inanmadım. Hala da inanmıyorum. Kime ne? Ben o günü bir daha yaşamak istemiyorum. Yaşayamayız. Yaşamadık. Anlatması bile zor. Manası yaşıyor. Fikirleri yaşıyor. Mücadelesi yaşıyor. Sanki hocamız telefon açacak. Bizimle konuşacak. Sanki kapı açılacak, hocamız gelecek. Bu duyguyu yaşıyoruz. Bugün neye baksak, neyi yaşasak onunla beraber yaşıyoruz. Sana bakmak, bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak, Allah'a inanmaktır. Ben ebedi bir hayat için çalışıyorum. Bu demek değildir ki bu dünyayı onarmayacağız, imar etmeyeceğiz. Bunu da hepsinden daha güçlü yapacağız. Ve yaparım ben Allah'ın izniyle. Onun için ben yolumdan, hedefimden asla şaşmam, istikametimden de bir nokta taviz vermem.